Hikaye departmanının bizden istediği sahne tasarımını yapabilmek için kullandığımız nesnelerin boyutlarıyla da oynamamız gerekiyor. Mesela bazı bu kareye yerleştirebilirim ama çizimde istenilen boyutta olmadığını açıkça görebiliyorum. Bazın boyutlarını ölçeklendirme işlemini kullanarak değiştirebilir ve iki katına çıkarabilirim. Bir nesneyi iki katına çıkarmak istiyorsam, nesnedeki her bir noktanın koordinatlarını 2 ile çarpmalıyım. Ötelemede yaptığımız gibi, başlangıç noktası olarak nesne üzerindeki herhangi bir noktayı seçip buna x0, y0 diyebiliriz. Ölçeklendirmeden sonra bu nokta x1, y1 noktasına taşınmış olur. Bu formüle göre her bir noktanın koordinatlarının 2 ile çarpıldığını görebiliyoruz. Bir şeyi s kat büyütmek istiyorsak, koordinatlarını da s ile çarparız. S 1'den büyükse nesneler büyür. Ama eğer s 1'den küçük pozitif bir sayıysa nesneler küçülür. Eğer x'in ölçeklendirme katsayısı y'nin 1 olan katsayısından büyük olursa nesnemiz yatay olarak esnemeye başlar. Y'nin x'ten büyük olduğu durumda ne olacağını da düşünün. Hatta bir de s'nin negatif olması durumunda ne olacağını düşünün. Genellikle nesneleri istediğimiz yerlere yerleştirmek için hem ölçeklendirmemiz hem de ötelememiz gerekir. Lüks otopunun ölçülerini ayarladım ve şimdi öteleme yaparak yerleştirme de yapabilirim. Yine en baştaki konumdan bir nokta seçerek her iki işlemin sonrasında bu noktanın geldiği yeri görebilirsiniz. Formüller bize burada iki işlemin yapıldığını gösteriyor. Sıradaki alıştırmada göreviniz, bir önceki alıştırmada tasarladığınız kareye hem öteleme hem de ölçeklendirme gerektiren objeleri eklemek olacak. Unutmayın, eğer döndürme işlemi gerektiren bir nesne varsa onun sırası henüz gelmemiştir. Acele etmeyin. Ama açıkçası animasyon departmanı bu kare için yaklaşık 2 haftadır bekliyor. O yüzden 10 dakika sonra görüşürüz.